Dağı özlüyorum ama dağdaki koşulları özlüyorum açıkçası. Çünkü mevsimler değiştikçe önüme gelen şey de hep değişiyor. Özellikle kışa bayılıyorum. Şimdi su sesiyle karın bu görüntüsü ve onun etrafa verdiği yalıtımın sağladığı sessizlik muhteşem bir şey. Yani ayağımla bastığım ayakkabının karı ezdiği ses bile kulağıma bir güzel geliyor. Şu küçücük dere boyu bir yürüyüş yaptım. Fazla uzun değil, belki bir saatlik bir yürüyüş. Ama hissettiğim duygu halimi size şöyle anlatayım. Bu kadar yalıtımın olduğu, karın yalıtarak sessizliğe bürüdüğü ortalıkta, şu kadar incecik bir dereden akan suyun yukarıdan aşağı düşerken çıkardığı ses ruhumu tazeliyor. Özümü hissettiriyor, özüme dokunduğumu hissediyorum. Bunu aynı şekilde siz de hissetmez misiniz? Bu kadar kıymetli bir şey varken, yani şu ses bile insanı bu kadar hayata bağlıyorken, neden yapay suni şeylerle uğraşıyoruz? İnsan kendini bir sorgulasın. Burnumuzun dibinde şöyle şeyler oluyor. Sadece kar da değil. Dört mevsim yaşayabileceğimiz o kadar güzel şey var ki. Bunu böyle görmek, hissetmek, tabiatın küçük gezegenimiz de olsa, öyle yaşadığımız, üzerinde yaşadığımız dünyamız da olsa, bu kadar güzel şeyleri içimizde, o duygu halimizde hissetmek, insanın özüne dokunan bir şey. Diğer canlılar aramızda bağı da hissettiriyor bu. Kopmamak lazım ondan. Buna şans deyip geçiştirmemek lazım, anladınız mı? O kadar özel bir şey ki, şu küçücük dünyamızda yaşadığımız, hissettiğimiz, binlerce yıldır varlığını sürdürdüğümüz tabiatta olan insanın bağından bahsediyorum. Tabiatın zenginliğinden, o müthiş zenginlikten, parayla alınamayacak zenginlikten, sanal hiçbir şeyle değişilmeyecek zenginlikten, gerçek anlamda, gerçek manada ait olduğumuz yer işte burası. Müthiş. Derede yürürken gördüğüm taşların her bir tanesinin rengi bile farklı. Üzerindeki minerallerden, yapısından dolayı her birisinde ayrı bir desen ve doku var. Demek ki bunlar bir şekilde yeniden derelere kavuşacaklar. Büyük akıntılarla beraber okyanuslara kadar gidecekler. Sonra tekrar o döngünün içerisinde mağmada eriyik halde bulunan demirle beraber eriyecek. Üst katmanlara çıkıp ne bileyim, belki Tonga'da, belki Fiji'de, belki Yeni Zelanda'da, belki başka bir yerde, İzlanda'da yeniden gökyüzüne fırlamaya, çıkmaya başlayacak. Kütlelerinin ağırlığından dolayı hareket etmeye başlayacaklar. Birbirleriyle olan hareketinden dolayı ayrı kıvrımlar oluşacak. Değil mi? Bunlar bilimsel olarak bildiğimiz şeyler ama hepsinin bir anlamı var. Şu dokunduğumuz taş, içinde duygu yükleyen şey, taşa, insanın burada gördüğü, hissettiği aslında. Yine güzel bir gün. Yine karla oynamak istiyorum. Bu oyuna sizi de dahil edeceğim bugün. Yağmur taneleri ağacın üzerine değdiği zaman çıkardığı ses güzel. Yere düşerken zemini ıslattığı, dövdüğü ses güzel. Suyun üzerine düşerken çıkardığı ses de güzel ama kar bir sessizlik demek bana göre. Hissettiğim duygu o. Sessiz sessiz uçarak yağıyor ve rengi var. Bembeyaz, tertemiz ortalık. Ve onun getirdiği serinlik de bütün böyle burun deliklerimden havanın tamamen ciğerlerime dolduğunu hissedebiliyorum. Hem havayı temizliyor, hem de o temiz hava burnundan içeri girerken içime enerji veriyor. Yaşadığım deneyimlerimi de paylaştıkça hem bilgim yerinde oluyor, pekişiyor diyelim, oturuyor yerine. Hem de karşı tarafa geçen bir sonuçta bilgi paylaşımı var ve etrafa faydalı olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Benim için de öyle.
Şimdi karda yürürken, etrafı açık bir alanda yürürken özellikle 1 metre kar seviyesinde 70-80 santim karın durumuna göre batıyorum. Aşağı yukarı böyle batıyorum kara. İz açarak, ayağımda hedik kar ayakkabısı olmadığı için iz açarak altını biraz daha karı kütle haline getirip sıkıştırarak basıyorum ki üzerinde durayım diyor o katmanın. Ama şu küçük saz bitkisi bile olsa, göl topuzu bile olsa, buna kedi kuyruğu da deniyor biliyorsunuz şunlara. Bunlar bile olsa sonuçta her bir cismin bir sıcaklığı var ve bunun etrafında belli bir çapta karı daha yumuşak tutuyor ve dibine kadar batabiliyorsunuz orada. Bu düz zeminde yürürken sorun teşkil etmez ama sırtınızda ağırlık varken, yük varken, özellikle aşağılara doğru inerken daha yavaş, temkinli inmek lazım. Bir kayanın dibi bile, bir saz bitkisinin hemen alt tarafı bile, bir çalının altı bile daha çok batırabilir. O sıcaklığın etkisiyle tabii ki daha çok batırabilir ve o diyelim dizinize kadar gelen yerde hızlı hızlı yürüyebiliyorsunuz. Ama oraya geldiğinizde o hızınızı engel olamayıp öne doğru gitmek istediğinizde, hareket etmek istediğinizde daha çok batarsınız. Ayağınızı çıkaramadığınız zaman sırtınızdaki yükle doğru orantılı olabilir tabii. Hızınızda bir hesabı yapılabilir ama ayağınızı bile kırabilirsiniz. Tibya kemiğinizi, şu kemiği bile kırabilirsiniz. Örneklerini yaşadığımız deneyimlerimizden biliyoruz. O yüzden hep temkinli ve sakin ağır hareket etmek lazım. Nasıl kar ağır ağır, yavaş yavaş yağıyor, iniyor, üst üste yıldırıyorsa insan da buna uyum sağlayarak o hızda hareket etmeli. Bu göl topuzunun uç kısmı, bakın buradan buraya kadar olan kısmı, yani şunun ucu gibi düşünün, bir şekilde aşınmış. Artık kuş mu gagaladı, başka bir şey mi dokundu, içinden bir şey mi aradı, belki besin. Bununla beslenen canlılar var bildiğimiz. Onu yediler. Bu göl topuzunun kök tarafı, yani toprağa bağlı olan yerinde nişastası bol kökleri var. Onları çıkarıp közlediğiniz zaman da nişasta ihtiyacınızı giderip işte o şekerle belli bir süre hayatta kalabilirsiniz. Bunu aynı zamanda kedi kuyruğuna benzemiyor mu? Şöyle düşünün. Tüyü az olmuş, tüyü az bir kedi kuyruğu ama böyle yaptığınız zaman da tüyünün ne kadar çok olabileceğini bilin. Ben de bunu ortalığa, tohumları saçayım ki benim de bir etkim olsun. İçinde nem de yok. Bunu bakın ne güzel kapladı elime. Yalıtım malzemesi gibi kullanabilirsiniz. İki katman çorabın arasına giydiğinizde, arasına yerleştirdiğinizde bunları, dışarıyla olan teması direkt iki katman arasında azaltarak yalıtım görevi görecek ve ayağınızın daha az üşümesini, eldiven için de aynı şey, giysiler için de aynı şey geçerli. Aynı zamanda bunu bir kıvılcımla da kuru olduğu için çok kolay kav olarak kullanıp tutuşturabilirsiniz. İşte kedi kuyruğu. Az önce çıkardım. Parça gibi, ilk elimde kalan parça gibi oldu işte. Bunun da bir içine, lifli yapısına bakacağım. Tamamen suyla beslenen, suyu emen, süngerimsi bir yapısı var şurada. Çok çabuk büyüyebilen bir şey. Dış katmanı ne kadar ince, bakın şurada. Oysa ki içi su. Bunun da dibi zaten gölet, minik bir gölet. Karın yapısı bile değişiyor toprağın üzerindeki nemle alakalı olarak. Alt tarafta su varsa bu daha çok böyle kütle sulanmaya, nemlenmeye başlıyor. Onu üst üste koyduğunuzda katman katman büyük kütleler elde edebilirsiniz. Kardan adam yapmak için de en ideal kar. Sıkışmaya müsait. Yuvarlandığı zaman da tutmaya müsait. Gittikçe büyüyebilen.
çığa dönüşecek parça kar hali. Oh. Elime küreği alıp her bir küreğin içerisine 4-5 kilo ağırlığındaki karı belli bir mesafeye kadar savuracağım. Bu biraz zaman alacak ve bu gece de bunun belimi çalıştırdığı, kolumu omzumu çalıştırdığı etkisiyle de güzel uyuyacağım, iyi bir uyku çekeceğim, yorulduğumu hissedeceğim açıkçası. Nefisse güneş çıktı. Hava kararmadan şuraya güzel bir barınak yapayım kardan. Tam böyle kuytu yerde. Kar da çok güzel tutuyor. Bunları kürekle bir yere yığarsam içine oyup bir kişinin, iki kişinin kalabileceği yeri bir saatte yapabilirim. Güneş buradan doğacak. Gün doğumunda ışık alan taraf düz bir yerde, etraftan herhangi bir kar inecek, çığ inecek, dal düşecek bir riski de yok. Kar seviyesi de oldukça güzel. Rüzgardan biraz daha altta tutabildiğim herhangi bir konaklama, geceyi geçirme barınağı uygundur burası için. Şurayı bir ezeyim önce ayağımla. Sonra karı yığalım şöyle. Çok güzel bir doğan. Hayvanlar da aç tabii. Bu örtü uzun süre kalırsa onlar da toprağı arayacaklar. Eskiden tabiatta yaşayan insanlar hayvanlara da onların halinden de anlayarak kendi mahsullerinden bir takım besinleri, arpa gibi, yulaf gibi, kırılmış bulgur, buğday bile olabilir. Onlardan ayırıp arada gidip kuşlar için serpiyorlardı, geyikler için saman taşıyorlardı. Doğada yaşayan insan, doğada yaşayan canlının da halinden anlıyor. Toprağı görecek ki değil mi? Gevşek toprağın üzerinde yem bulacaklar. Toprağın içinden çıkan köstebekle beslenen, fareyle beslenen, solucanları yiyenler, toprağın içindeki tohumlarla beslenenler bir sürü candır. Kuşları düşünsenize. Şimdi gittiğimiz arabalarımızla geçtiğimiz yol kenarlarında bakın kuşlar ne kadar yem arıyorlar. Kendilerini ne kadar feda etmişler. Normalde ormanda bile görmediğiniz kuşlar yol kenarında dizililer. Şimdi ben burada kar mağarası yaparak belki oynuyor gibi gözüküyorum ama eskiden evlerin çatılarını kürüyen insanlar bütün bu benim yaptığım işi neredeyse yoğun karın altında 2-3 günde bir yapıyorlardı. Çünkü dama çatıya biriken o kar bir şekilde indirilmeli. İndirmezseniz üst üste binecek, ağırlaşacak ve bütün yükü taşıyamayarak çatınız yıkılacak, öyle değil mi? İş sonuçta. Ben de ama eğlencesine yapıyorum. Sadece hissetmek için bunu, size hissettirmek için söylemek istedim. Kara dokunduğumuz zaman kar sıkılaşıyor, yoğunlaşıyor. Hatırlasanız da kardan adam yaptığınız zaman bütün karlar erirdi, kardan adam en son kalırdı orada. Ya da kar mağarası yaptığınız zaman ya da igloo yaptığınız zaman. Karı sakladığınız vakitte, kar çukurlarına koyduğunuz zaman da etrafını güzel yalıtırsanız, üzerine samanla örterseniz, o taş kuyular olur ya, onları orada tutarlardı. Yazın dahi o kar orada kalırdı, bir şekilde çıkarılıp mahallelerde, sokaklarda gezdirilir. Kar, buz satılırdı hatırlarsanız. Ben de bunu yığıyorum ki çok derin değil kar. Yine 1,5 metreye yakın seviyede. Yığıyorum, sertleşsin kalsın ki arayı açtığım zaman rahat sıkışma olsun. Sıkışma da göçme de olmaz. Uzun sürede dayanabilir aynı zamanda. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim.
Biraz daha yığacağım. Sonra ön tarafı düzleyip içine uyunacak bir yer haline dönüştüreceğim. Bir oyuk yapacağım. Bir kişinin yatacağı yer kadar. Bayağı iş. Bu neredeyse 3-4 tonluk kar topağı oluştu. Şimdi burayı düz bir şekilde keseceğim aşağı kadar. Buradan vurarak da sıkıştırdım iyice. Düz bir şekilde keseceğim. Sonra içine oyacağım. Şurası giriş kapısı olsun. Aldığımı tekrar üste. Şu ana kadar belki 20'nin üzerinde kar mağarası yaptım. Her birisinden ayrı bir zevk aldım. Her sene 1-2 tane yaptığımı düşünürsek açıkçası 20'den bile fazla olabilir. Hem çocukken daha fazla yapardık. Ama çocukken yaptığım hisler, duygular şimdi hissettiklerimden çok da farklı değil. Bu tür kar mağarasında en sevdiğim bölüm içerisini kazmak, düzleştirmek ve içindeki karı dışarı çıkarmak. Her bir kürek içinde yatacağım yeri organize etmemi sağlıyor. İçindeki şekli görmemi sağlıyor. O yüzden insan da içgüdüsünde var ya barınma. Kendinizi böyle iyi hissediyorsunuz. Hatırlasanız da böyle evde, dışarıda hep bir yere gittiğinizde sürekli kafanızı sokacak bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Aslında bunlar bizim çocukluğumuzdan daha da eski, genlerimize işlemiş avcı toplayıcı barınma duygularımız diyeyim. Çocuk gibi eğleniyorsunuz işte. Yaşınızın ne kadar olduğunun önemi bile yok. Şunlarla yaparken, oynarken. Tabii ağır hareket etmek lazım. Terlememek gerek, ıslanmamanız gerek. Islaklık soğuğun daha çok etki göstermesini sağladığı için donma, tekrar yeniden ısınma işi zor. Hakikaten donabilirsiniz de fırtınalı bir havada. O yüzden nemli olmamaya gayret etmek lazım. Fazla giysi varsa üzerinizde çıkarıp rahat rahat hareket ederek. Şu anki hava koşullarında terlemeden şu işi rahatça yapabiliyorum. Hava kararmadan bitti. Eğlendim. Şimdi kenarları düzeltme işini de yapayım. Ondan sonra şöyle güzel bir ateş. Ondan sonra içeride uyuma yeri. Bu geceyi burada geçireceğim. Hatta burada bütün 3 kişilik ekip uyuyabiliriz. Şurası da yansıtma olacak. Bir içeriye doğru bir yarım ay şekli yapabilirsem sıcaklığı ateş içeri yansıtabilir. Şöyle. Ya yaptığımız her işi hayal ederek
yaparsak en azından ona biraz daha duygu geçer ve öğrendiğimiz, geçmişten bildiğimiz bilgileri de işi yaparken içine katabiliriz. Bunlar da kıymetli şeyler aslında. Her bir insanda, doğada gördüğümüz her bir canlıda bir şey öğreniyoruz. Onları da hayatımızı kolaylaştırmak için hayatımızın içine koymamız gerekiyor aslında. Bunu okurken de öğrenebiliyoruz, gözlemlerken de, yaşarken de, dinlerken de, hikayelerde, masallarda, hayal kurarken de, hepsinde var. Ama birebir uygulama yeri şu an benim yaptığım gibi tabiat. Hayatımızın uygulama alanı aslında doğa. Yaptığımız bütün icatlar havada, karada ya da suda, öyle değil mi, hareket ediyor. Demek ki hava, kara, su. Hepsi toprakla, havayla, suyla alakalı. Doğanın temel üç unsuru. Onlarsız hiçbir şey yok. Biz de onlarsız yaşıyorsak bir terslik var. Yalıtım için mat getirmiştim. Uykutunun altına serilen malzeme. En alt kısma da ıslanmayayım diye panço var. Onu koyacağım. O yüzden yalıtımı iyi yaparsak dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, eksi 50, eksi 70 bile olsa karın içerisinde kendi vücut sıcaklığımla uykutulumun içinde gayet uygun, rahat bir şekilde hayatımı sürdürebilirim. Kar vücudumuzun ağırlığıyla ve nemiyle de zeminde yamuk yumuk şekiller oluşturuyor. Uyurken bayağı rahatsız ediyor. Daha önce denediyseniz bilirsiniz. Ben de o yüzden elini vurarak batan yerleri şöyle düzeltiyorum. Sonra bunun üstüne tulumu koyduk mu, bir de yastık. Çantayı şöyle yerleştireceğim. Müthiş. Buradan manzara da çok güzel. Acayip bir sessizlik. Zaten çok iyi yalıtım. Dışarıdan hiçbir şey duymuyorum şu an. Sadece güzel bir görüntü var önünde. Muhteşem bir görüntü var. Tulumları da yerleştirip şurada güzel bir ateş yakıp hemen yemek işini halledelim. Gözde muhteşem oldu. Şimdi bunun kenarına hemen şunları güzelce yerleştirelim. Yağ ile beraber böbrekleri direkt gözün kenarına. Böyle basit, insanın aklına çok kolay gelebilecek düzeneklerden çok acayip zevk alıyorum. Şimdi mesela orada yanan meşenin odunu, meşe odunu, köz tarafı tamamen oraya koyduğum malzemenin pişmesine yardım ediyor. Sıcaklığı da aradaki mesafeyle. Bu da biraz daha önce yapıp deneyledikçe, yaktıkça ya da iyi pişirdikçe öğreniyorsunuz o mesafenin ne olması gerektiğini, havanın sıcaklığına göre, bulunduğunuz ortama göre, mevsime göre bile değişiyor. Pişirdiğiniz malzemelerin süresi, zamanlaması diyelim daha doğrusu. Ha, bu burada çok lezzetli olacak biliyorum. Daha önce çok denemiştik. Üzerine biraz kimyon, biraz da tuz attıktan sonra enfes. Şu tabiatın sesine uygun bir kopuz sesi karıştıralım mı? Ne dersiniz? Kurt çağıralım hatta ateşle. Burada ateşin başında bu sessizliğin eşliğinde
Pişti galiba. Şöyle bir tadına bakalım. Her zaman şükrederek şu görüntüye bakın. Yine yiyorum öyle. Bazılarınız gece geç vakitte tekrar yayınlandığı zaman yemek yeme sahnelerini izliyormuş ve duyuyorum ki ağzımızın suyu akıyor abi, böyle yapılır mı falan diye özür dileyerek yiyorum tabii karşınızda, ama şu an akşamüstü. Affınıza sığınarak mikrofon da çok yakın olduğu için istemsiz ses çıkararak yemiş oluyorum dolayısıyla, ama bunun da lezzeti böyle acayip güzel. Bu soğuk bir zemheri gecesinden, karmağarsın önünden, şu güzel ortamdan çok net alamasam da yine ince ince gelen meşenin yanma kokusu eşliğinde size selam gönderiyorum.